Şimdi biz bu script'imizi alalım. Aynı şekilde output'la çıkarttıralım. F5 diyelim. Evet, output'un içine yazdığımızda gayet güzel. Hepsi açılır kapanır olarak geldi. Şimdi CSS ile ilgilenelim. Hemen CSS'lerimize bir bakalım. Ne diyebiliriz? DYD var burada bir. Onun CSS dosyasını bir açalım. Sprite panel CSS. Burada bakarsak böyle bir class var. Hemen o class'ı bulalım. Class'ımız bu. Box'ına bitine 298 diyelim. Bizim şu genişliğimizi verelim. 298. Arka plana da bu rengi verelim. 2C, 2C, 2C. Hemen background'a gelelim. Rengi verelim. Save all diyelim. Hemen bir kontrol edelim. Hemen bakarsak Width 298 dedi. Burada sidebarın H3'ünü, ulları, sidebarın lisini hepsini bir kaldıralım. Bakalım nereden geliyordu. 432. satıra hemen gidelim. Style CSS'de 432. satır. Div sidebar li diyor. Kaldıralım. Div sidebar H3 diyor. Kaldıralım. Div sidebar ullar var. Div sidebar ulli var. Div sidebar ullar var tekrar. Sidebarın ulu var tekrar. Bakarsak başka nereden gelir buna? Sidebar H3 var. Şuradan bunları da kaldıralım. Başka bakalım var mı? Ben kaydedelim. Bir F5 diyelim. Evet, baktığımızda bize sadece bizim kospanımız geldi. Bakarsak sidebar div geliyor tekrar. 451. satırda sidebar gelecek. Burada biz bunları include ettirdik fakat ezilmemiş görünüyor. Hemen bakalım default widget sidebar. Ben bunu bir alalım biz. X'leyelim. Temamızın index klasöründe tekrar buraya yapıştıralım. Burada include ettirelim. Tekrar bakalım. Bakarsak burada yine gelmedi. Sayfa kaynağını bir görüntüleyelim. Hemen bakalım. Bunları en güzeli buradan keselim biz bunları. Header'a gelelim. Header'da bir include ettirelim tekrar. Tema directory Sprite Panel JS dedi. CSS dedi.
Tekrar hepsini bir kaydedelim. F5 diyelim. Tekrar bakalım. Sayfa kaynağını bir görüntüleyelim tekrar. Evet, buldu. Bunu bulamadı. CSS dosyasını bulamadı. Hemen bakalım. Büyük bir ihtimal ona blog.info'yu eklemedik. Evet, eklememişiz. Temamızın klasörünü eklememişiz. Şimdi tekrar F5 diyelim. Evet, şu an bakarsak gayet güzel.